boyu devresin onun. Kız niye söylemedin bana? Abla böyle böyle demedin. Ben ablanı kandırırım. Kardeşin beni yoldan çıkardı derim dedi. Çok utandım abla. Yerin dibine geçtim de çıkamadım oradan. Yıllar yılı koynumda yılan beslemişim. Irz düşmanı beslemişim. Bir daha evin kapısından giremez o. Zaten çalışan benim. Bütün apartman kapıcı diye beni biliyor. İş yaptığımı var. Elinin ekmek tuttuğu mu var? Ne ağlıyorsun daha? Bebeme ağlarım. Günahsız yavruma. Ağlama kız. Kapı gibi ablan var senin. O çocuk bizim kadımızdır. Çalışır, çabalarız, bakarız. Korkma sen. Vermeyecek miyiz yetimhaneye? Anası var, teyzesi var. Ne yetimhanesi? Kızım. Sakin ol canım, tamam. Tamam. Geçecek, hepsi tamam, geçecek. Tamam kızım. Sakin ol canım. Sakin ol. Kızım. Geçecek hayat. Tamam. Nefes, nefes tamam, al canım. Kızım. Ne oldu, ne oldu? Tamam. Muhtemelen iri bir bebeğe bağlı olan baş perli soyumsuzluğu. Hemen ameliyathaneye hazırlayın. Acil sezaryen alıyoruz. Acil edin. Tamam, peki efendim. Tamam hayatım, korkma. Korkma, doktorlar burada canım. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Tamam. Sakin ol hayatım. Bebeğin kalp atışları çok yavaşladı. Yeterli oksijen alamıyor. Hayatı tehlikede. Seni hemen ameliyata alıp onu dışarı çıkarmamız lazım. Hayır, ne olur. Ne olur. Özlemciğim, ne olur. Ne olur doktoru dinle. Bırakın kızı. İstediği gibi doğursun. Anne. Bu tartışılacak bir durum değil. Ben senin doktorunum. Ve şu anda hem senin hem de bebeğin hayatı tehlikede. İkinizden de ben sorumluyum, anlaştık mı? Nefes al. Artık her geçen saniye bebek için tehlikeli. Sakin ol canım, tamam. Özlem. Geçecek hayat. Hadi çabuk onu ameliyathaneye götürüyoruz. Peki efendim. Aksilikler üst üste geldi zaten. Bir bu eksikti. Amniyos mayesi bayağı kirli. Umarım aspire etmemiştir. Apgar skoru 7'nin üzerinde gibi. Solunumu da bayağı kötü. Bebeği yeni doğan yoğun bakımda bir süre takip edeceğim. Tamam, biz de ameliyatı bitirip hemen yanına geliriz. Tamam. Klep. Tampon. Göğsünüz alınsa bile kanserin tekrarlamadığını tespit ettikten sonra estetik görünümü yenilemek için pek çok seçeneğimiz var. Tuzla dolu olanlar oldukça sık kullanılır. Ama silikon doğal bir görünüm ve his verir. Şu anda bunlarla uğraşamam. Sema, hadi ama sadece 2 saniyeni alır. Bence bu konuda senin fikrin benden daha önemli. Benim umurumda bile değil. Yeter ki sen iyi ol. Bence eşinizi dinlemelisiniz Nihat Bey. Hasan. Bence de haklı. Kesinlikle umursarsın. Fikret Hanım. Karımın nesi var? Ben üzgünüm. Bildiğiniz gibi göğüs kanseri. Bunu biliyorum. Lütfen bana onun sorununun ne olduğunu söyleyin. Benimle konuşmuyor. Her şeyi denedim. Çok zor bir durum olduğunu biliyorum ama biz bunu birlikte atlatabiliriz, savaşabiliriz. Ama o Ali'ye bakmıyor bile. Ona ilgi göstermiyor. Ali annesini istiyor. O sadece iyi bir anneydi. Şu an öyle görünmediğini biliyorum ama gerçekten iyi bir anneydi. Sema Hanım için psikolojik yardım ayarlayabilirim. Psikolojik yardım değil, karımı istiyorum ben. Ameliyat olmak istemiyor. Lütfen ona bu ameliyata olması gerektiğini söyler misiniz? Biri ona bunu söylemek zorunda. Yirmi numara bir süre.
Jüri de hiç değişmemiş. Hala ne kadar güzel değil mi? Hı hı. Çok da iyi bir doktor ayrıca. Ama çok da güzel bir kadın. Yani Ela'yı sevdiğini biliyorum ama barışmanızın zor olduğunu sen söyledin. Yani bence Jüri de senin için kusursuz bir aday. Berna, müsaade et de sevgilimi kendim seçeyim, olur mu? Ben sadece gözünü açmak istedim. Birinden ayrılmak dünyanın sonu değildir. Sen çok üzgün görünüyorsun. Bu da benim canımı çok sıkıyor. Üzgünüm çünkü üzgün olmayı hak ettim. O yüzden beni düşünmeyi bırakabilirsin. Suat Bey, çok şey istediğimi biliyorum ama eğer dikiş atmama izin verirseniz çok sevinirim. Pekala. Dene bakalım. Sıkıca tuttuğundan emin olmalısın. Güzel. Baskı yapma. Tamam. Devam et. Güzel. Şunu görüyor musunuz? Zenan aorta dikiş atıyor. Buna inanamıyorum. Suat'la barışmanın ödülünü alıyor. Ben de cerrah bir sevgili bulmalıyım. Böyle konuşma. Senin alınmana gerek yok canım. Zenan insan vücudunun en önemli damarına dikiş atıyor. Konuşacak kadar iyi hissetmiyorum. Uzun bir çalışma gününden sonra eve giderken tek düşündüğüm şey bebeğim olur. Bana kanserle savaşmamı söylemek için anneliğin kaçırdığım güzel yanlarından mı söz edeceksiniz? Sonra eve girerim. Oğlum ağlıyordur. Yorgunumdur. Ve bu küçük bebeğin evimde olmasına çok içerlerim. O gelmeden önce çok sessiz olan evimde olmasına. Bunları bana neden anlatıyorsunuz? Nedenini söyleyeyim mi? Birincisi, oğlumu sakinleştirip susturamadığı için kocamla kavga ederim. Sonra yüksek sesle müzik dinledikleri için komşulara söylenirim ve gerçekten sinirlendiğim zamanlarda da oğlumu suçlarım. Bakın Sema Hanım, eğer emziriyor olmasaydınız göğsünüzdeki yumruğu süt bezesi sanmazdınız. Onu hisseder hissetmez doktora giderdiniz. Kanser bu kadar ilerlemiş olmazdı ve bu kararı vermek zorunda kalmazsınız, öyle değil mi? Nasıl bir anne kanser olduğu için kendi çocuğunu suçlar? İnsan olan bir anne. Bunalan bir anne. Eğer bu beni öldürecekse Ali küçükken öldürmesi onun için daha kolay olmaz mı? Beni tanımadan ölmem onun için daha kolay olmaz mı? Şimdi ben sana kanserle savaşmanı ve olabildiğin kadar oğlunun yanında olmanı söylüyorum. Savaşmalısın. Ve bunu oğlun için, onu annesiz bırakmamak için yapmalısın. Ah Suat Bey, sizinle tanışmak büyük zevk. Hakkınızda çok şey okudum. Teşekkür ederim. Yaşarsa olmaz.
pulmoner hipertansiyona sebep olan kalp tümörü tanısıyla İnegöl'den hastanemize sevk edildi. Hı hı. Zenan Hanım bana Yaşar'ın kalp ototransplantasyon ameliyatını anlatıyordu. Kalp ototransplantasyonu mu? Satelit hücre transplantasyonu ameliyatı. Evet. Ne olduğunu biliyorum. Selma Hanım, bu oldukça karmaşık bir ameliyat. Bazı testler yapmamız gerekiyor. Testlerin hepsi yapıldı bile. Ekokardiyografi, toraks BT ve rutin kan tetkikleri. Yaşar Bey mükemmel bir aday. Bakın, ameliyatın detaylarını biliyor musunuz? Biz... Yaşar Bey'in kalbini çıkarıp içini açacağız. Sol üst kalp odacığının içindeki tümörü kazıyacağız. Daha sonra iskelet kasından almış olduğumuz satelit hücreleri buralara implante edip kalbini tekrar yerine koyacağız. Bu çok riskli bir ameliyat. Ama yapılabilir. Burada olmamızın nedeni Yaşar için en iyi olanı istememiz. Evet. Evet, en iyi. Seni kastediyorum. Biliyorum. Ama yine de... Yaşar Bey'i bu öğleden sonra ameliyat edebiliriz. Ben sadece ameliyatın mümkün olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ay, bir kere çok ilginç. Birbirinize çok aşık görünüyorsunuz. Ne güzel. Şule benim her şeyim. O hayatıma girmeden önce yumurtanın tekiydim. Şule sayesinde sucuk oldum. Pardon? İnsanlar ikiye ayrılır arkadaşım. Sucuklar ve yumurtalar. Heh, başlıyoruz yine. Her ilişkide kendine soracaksın. Sen bir tavuk musun yoksa bir inek mi? İnek? Sucuk ve yumurtaya ne oldu? Bak, sucuklu yumurta pişiriyorsun, tamam mı? Şimdi, tavuk ne yapar? Yumurtlar. Yani yemeğe katkıda bulunur. Ama inek ne yapar? İnek kendini adar. Hayvancık bütün etini verir ya. Düşünsene bütün etini. Sucuk olacağım diye kendini feda eder. Yani bir ilişkiye ya tavuk gibi katkıda bulunursun... ...ya da inek gibi her şeyini ona adarsın. Sucuk ya da yumurta. Aynen. Sucuk ya da yumurta. Üzgünüm Zeynep. Senin suçun değil. Gidip sana kahve getirmemi ister misin? Ya da ayaklarını filan ovayım mı patron? Bu asistanlık olayını ben istemedim. Bu daha iyi oldu. Gerçekten. Bence iyi oldu. Ela. Ela. Her zaman aradığın çiçekçinin numarasını istiyorum. Çiçek mi söyleyeceksiniz? Hesap sorma. Sadece numarayı ver. Tamam. Ben halledeyim isterseniz. Yo 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 yo. Senin işlerin vardır. Ben hallederim. Hayır, kafama taş düşmedi. Ver artık şu numarayı. Sağ ol. Yok yok, kafasına taş düşmüş. Oh be. Haftalardır sana ulaşmaya çalışıyorum Sevda. Seninle konuşmak istemiyorum Hasan. Biliyorum, biliyorum. Bak, sadece dinlemeni istiyorum, tamam mı? Lütfen dinle. Sevda, senle ben sucuklu yumurta gibiydik. Ben tavuktum. Tavuk olduğumu biliyorum. Tavaya sadece yumurtaları koyuyordum. Kendimi ilişkimize adamıyordum. Halbuki sen kendini adadın. Çünkü sen ineksin Sevda. Ama bana bir şans daha verirsen... Kimsin ben de... ulan sen? Sevda kim bu? Kardeşime inek diyen bu dallama kim lan? Yoksa o doktor musun ha? Ulan ne sucuğu ne yumurtası? Senden ancak hıyar turşusu olur lan hıyar! Hıyar mı? Turşulu hıyar. Hiç de değil. Bence çok şekersin.
Zeynep, pansuman ve sargı için yardım eder misin? Çok salakça oldu ya. Sınava çalıştığım zamanlarda kafam çok dağınık oluyor. Acayip sakarlaşıyorum. Çalışırken bir çay içeyim dedim, ne hale geldim. Biyosentetik olan Zeynep. Onları kullanmıyoruz ki. Artık kullanıyoruz. Arslan Bey'in geçen hafta değiştirdiği yanık kurallarına göre yapıyoruz. Sınav öncesinde hep sakarlaşırım zaten. Cuma'ya uçuş sınavım var da heyecan yaptım biraz. Simülasyondayken de heyecanlanıyorsun biraz ama gerçekten uçmak farklı. Geriliyor insan. Yani pilot mu olacaksın? Sınava geçebilirsem. Gerçi 6 sınav hakkı veriyorlar, 5'e gitti ama bu sefer hazırım, geçeceğim. Kararlı olman güzel. Zeynep, sadece gözlem. Az gittim, uz gittim, dolaştım. Altın köşke ulaştım. Bir kapısı açıktı, öteki kapalıydı. Kapalıyı açarak açığa vurdum kapak. At önünde et vardı, it önünde ot vardı. At et yemez ağlardı, it ot yemez bakardı. Pardon. İkizlerin biri çok gürültücü de Mehmet ona masal anlatınca sakinleşiyor. Bunları dinleye dinleye sonunda ya şair ya da yazar olacaklar. Kıpırdanmaya başladıklarında ben de masala başlıyorum. İnanılmaz bir şey. Hemen duruyorlar. Yani... Biliyorum, biliyorum. Sesiniz onu sakinleştiriyor değil mi? Bu konuda birçok makale var. Kolay gelsin. Teşekkürler. İçten işe benim uzmanlığıma özeniyorsunuz galiba. Ben kadınları güzelleştiriyorum. Onları doğurtmak isteyeceğimi nasıl düşünürsün? Tamam. Hastamın estetik bir sorunu olursa size yollarım. Bütün çiçeklerimi sevmiyorsun. Yoksa sadece güllerimi. Yok, hepsini severim. Kartımı aldın mı? Aldım. Tamam. Tamam. Hiçbir şey söylemeyecek misin? Hangi konuda? Peki. Öyle olsun. Sonra görüşürüz. Mehmet, Şule. Çok iyi haberlerim var. Yaptığımız testlere göre bebeklerin ikisi de çok sağlıklı. Ama aralarında büyüklük olarak epey fark var. Test sonuçları iki farklı günde döllendiklerini gösteriyor. Hesaplarımıza göre küçük olan bebe, yani kızınıza oğlunuzdan 6 hafta sonra hamile kalmışsınız. Öyle mi? Hı hı. 6 hafta sonra? Olamaz. Yok, bu mümkün. Ayrıca testlerimiz neredeyse hatasız olarak döllenme tarihini belirler. Yani o zaman ikisi de sağlıklı. Hı hı. Şimdi bu 6 hafta yüzünden oğlan kızı abilik taslar artık ha. Ders çalışırken elini yakmışsın öyle mi? Uçuş sınavlarına 5 gün kala çorba yapmayacaktım. Erkek kısmı anlamıyor bu işlerden. Ben göklerin adamıyım. Elini çorbayla mı yaktın? Evet, yani çalışırken sıcak sıcak hem iyi gelir dedim. Ama dalgınlıktan tencerenin saplarını elimde tutuvermişim işte. Acayip oldu vallahi. Tencereyi elinde bir süre tutmuşsun herhalde. Yanık ciddi görünüyor. Yok, yani evet. Bırakırken elime döküldü biraz. Ondan yandı zaten.
Avuç içeri ve 3. 4. foraks proksimalinde 1. derece ve yer yer 2. derece yanıklar var. Çok kötü oldu ya. Bu sınava giremezsem hakkım yanar herhalde. Yanık bölgesi kirli görünüyor. Ama halledebiliriz. Hafta sonu sınava girebileceksin. Girebilecek miyim? Hı-hı. Yalan söylüyor. Mustafa'nın hikayesinde tutarsızlıklar var. Zeynep, sadece gözlem yapmalısın. Gözlemliyorum zaten. Yakından gözlüyorum. Sen pansumanla falan uğraşırken anlamamış olabilirsin. Ama başka başka hikayeler anlatıyor. Ve Aslan ona sınava girebileceğini söylediğinde verdiği tepkiyi gördün mü? Rahatlamadı, panikledi. Çalışmaya geri döneceği için sinirli olması normal. Çünkü başaramayabilir. Kendine baksana. İşe geri döneli bir gün bile olmadan kuralları zorlamaya başladın. Ela, bu benimle ilgili değil. Bu hastamızla ilgili. Sadece hastamız için endişeleniyorum. İnatçılık etmeyi bırak. O benim hastam. Bunu unutmamaya çalış. Peki. Zeynep. İki bebeğin arasında 6 hafta olduğuna eminsiniz değil mi? Hı hı. Testlere güvenebilirsiniz. Allah Allah. Ama Şule'nin hamile olduğunu öğrendiğimizde bile ben Anadolu'daydım. 2 ay İstanbul'a hiç gelmedim. Yani o sırada biz Şule ile aynı şehirlerde bile değildik. Yok. Aralarında 6 hafta olması mümkün değil. Teknik olarak imkansız yani. Değil mi aşkım? Şule? Şule? Şule! Sana söylemek istedim. Ama yapamadım. Çok utanıyordum Mehmet. Çok utanıyordum. Şule, öbür bebeğin babası benim değil mi? Söylesene, benim değil mi? Bere takmıştım ben. O kocaman kabanım vardı üstümde. Hiç davetkar değildim. Kadınsı bile değildim. Vallahi değildim Mehmet. Vallahi billahi ben davetkar değildim. Pazardan dönüyordum. Sadece pazara gitmiştim. Elimde torbalar vardı. Parktan geçeyim dedim. Yolu kısaltmak istemiştim. Yorulmuştum Mehmet. Ama ben hiç davetkar değildim. Sen tecavüze mi uğradın Şule? Kimse yardım etmedi. Kimse sesimi duymadı. Hiç kimse. Az önce hastamın tecavüze uğradığını öğrendik. 2 rahminde 2 bebek. Biri kocasından, biri tecavüzcüsünden. Korkunç bir şey. Ve istemeden de olsa benim yüzümden çıktı ortaya. En azından hiç kimse bir cerrah olarak yeteneklerinizi sorgulamıyor. Evet. Ne? Nasıl yani? Hanımlar, bir düğmeye ihtiyacım var. En sevdiğim gömleğimi giydim ve düğmesini kopardım. Düğmelerimle hep Nisa ilgilenirdi. Sevgili karım beni başhekimliği bırakmadığım için terk etti ve geri dönmedi.
siz güzel hanımlardan biri bu düğme olayıyla ilgilenirse... Çok üzgünüm. Uğraşmak zorunda olduğum iki rahim var. Ben yetenekli bir cerrahım hocam. Mesela düğmenizin apandisi alınacaksa hemen beni bulun. Ama düğmeniz sağlıklıysa maalesef. Sevda'ya inek dedim. Ne? Ne dedin? İnek dedim. Abisi de bana turşuluk hıyar dedi. Hem sen hani onu aramayacaktın? Söylediklerimi abisi duydu. Delirdi tabii. Neyse, ben de kuralı çiğnedim zaten. Levent'le konuştum. Birbirimizi unutmaya söz verdik. Daha doğrusu zorla söz verdirdim. Şimdi... Hiçbir şey söyleme. Peki. Seyda'yı unut ve gözlerini aç. Etrafta tonlarca hoş kız var. Seni heyecanlandıran birileri vardır mutlaka. Kendine yeni bir sevgili bul. Haklısın, doğru söylüyorsun. Transplantasyon ameliyatı mı var? Suat bugün ototransplantasyon mu yapacak? Evet. Daha önce bu ameliyata hiç girmedim. Ben de. Ne yapıyorsunuz? Ameliyata ben de gireceğim. Suat'a söyler misin? Tabii. Diğer hemşireye bu sabah ilaçların bir listesini verdim. Kocamın haplarını alması lazımdı. Hem de bir saat önce. En iyisi hemen orderları kontrol et. Zaten kontrol ettim. O zaman bir daha kontrol et. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Sorun değil. Gerçekten. Sorun yok. Önceden hiç bağırmazdım ben. Korkunç bir insan oluyorum. Kim insanlar işlerini yapmaya çalışıyorlar diye bağırır ki? Sadece kocanızla ilgilenmeye çalışıyorsunuz. Onu korumak için yaptınız. Bu sizi korkunç biri yapmaz. Bu sizi... akıllı biri yapar. Bebekte barikardi oluştu. Tecavüze uğramak benim suçummuş gibi hissettim. Her yıllardır böyle hissettim. Ama gerçekten benim suçum değildi. Derin nefes al şuraya. Derin nefes al. Bebeğimin de suçu yok. Ne olursa olsun o benim bebeğim. Bizim bebeğimiz. Şule, kramp, kasılma, rahminde gerilme ya da basınç var mı? Bebeğimin hiçbir günahı yok. O bu
masum bir bebek sadece. O masum. Kahretsin. Sol tarafına yat. Ne yaparsan yap sakın bebeği itme, tamam mı? Sakın ıkınma. Rahat nefes al. Levent'le konuştuk. Zenan, bana kızgın filan mısın sen? Çünkü günlerdir... Her şey seninle ilgili değil Ela. Peki. Peki neler oluyor? Çünkü Hasan diyor ki... Hasan'ın ne dediği umurumda değil. Senin derdin ne? Sadece... Hayatımda büyük meseleler var. Nasıl meseleler? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ameliyata Fikret Hanım da girmeyecek miydi? Hayır. Bir sorun mu var? Yok. Peki. Bir süreyim. ...214 ameliyata girecek, dosyayı ver. Doktor bey, bana içeride neler olduğunu söyleyebilir misiniz? Gittiğini sanmıştım. Şule de gittiğini düşündü. Bak doktor, sindirmem gereken çok önemli bir şey var. Yani kızım, benim küçük kızım artık benim küçük kızım değil. O iğrenç bir tecavüzcünün... Bak, Şule orada çıldırmış durumda. Çünkü sen onu bırakıp gittin. Hadi. Şule'nin iyi olup olmadığını söyle doktor. Ne olur. Prematüre doğum yapacak. Jülide Hanım acil sezaryen alıyor. Bebeklerin biri geliyor. Diğeri için de sancıları durdurmaya çalışacak. Tamam mı? Bir saniye. Bebeklerden birinin şimdi doğacağını mı söylüyorsunuz? Bugün. Evet, bugün. Birkaç dakika sonra. Hangisi? Hangi bebek doğacak? Yani benim çocuğum mu yoksa yani... Mehmet, hangisi? Sucuk mu, yumurta mı? Gerçekten çok merak ediyorum ya, ne olacak? Evet, inanamıyorum. Bunca yıllık doktorum, hayatımda böyle bir vakayla karşılaşmadım. Merakımdan geldim göreyim diye. Biyosentetik sargı kullandığımız için doku iyileşmesi daha çabuk olacak. Doku kaybı daha fazla olsaydı daha fazla kalabilir miydim? Yani nasıl bir yanık, yani daha uzun sürede iyileşebilir? Nasıl olması gerekiyordu? Bu yanığın derecesine bağlıdır. Yanık kaçıncı derece olacak? Bundan çok çok daha ciddi bir yanık mı? Ne kadar daha ciddi yanık olması gerekiyordu? Mustafa, doğru anladığımdan emin olmak için soruyorum. Elini nasıl yakmıştın? Bunu konuşmuştuk. Değil mi? Konuşmadık mı? Anlattım ya. Evet. Ben sadece... Ya benim gitmem lazım artık. Cuma'ya çok az kaldı. Ben... Sınava çalışmam gerekiyor. Affedersin. Mustafa! Neden elini bilerek yaktın?
Zeynep, Fikret Hanım'ın ne söylediğini biliyorsun. Elini sınava girmekten kurtulmak için mi yaktın? Bize söyleyebilirsin. Sorun yok. Babam 50.000 dolar ödedi bu kursa. Ve ben 5 sınavda gümledim. Bunda da başarısız olursam hayatım kayacak. Babamın bana verdiği bütün emekler boşa gidecek. Ben bu yükü taşıyamam. 5 kez ya. 5 sınavda da başarısız oldum. Herkes ne kadar zavallı olduğumu görsün diye bu sınava bir kez daha giremem. Babam zavallı olduğumu düşünecek. Ben zaten... Sen zaten kendinin zavallı olduğunu düşünüyorsun. Makas. Tamam. Cilt altı ve karın kaslarını kesmeyi tamamladım. Senin üstteki rahmi hareketsiz tutman gerekiyor. Böylelikle ben de alttakine uzanabilirim. Tamam. Tamam hocam. Seni korkutmak ya da sinirlendirmek istemiyorum Hasan. Ama başladıktan sonra 120 saniye içinde birinci rahimdeki bebeği dışarı çıkarmalıyım. Senin ikinci rahimdeki bebeği kontrol altında tutman gerekiyor. Ufak bir hıçkırıkta bile rahim duvarının yırtılmasına sebep olursun ve bebek ölür. Yani çok dikkat etmen gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Şuna bakın. 2 bebek 2 ayrı rahimde. Büyüleyici değil mi? Penset. Bebeklerin arasında 6 hafta varmış. Büyüğü 28, küçüğü 22 haftalıkmış. Küçüğü içeride tutup sadece büyüğü alması gerekiyor. Sancı başladığında diğer bebeği orada tutmak neredeyse imkansız. Öyle. Bistüri. Sol ventrikülü küçük bir kesi yapıyorum. Güzel. Korkma. Çok iyi doktor Zeynep. Şimdi basınç uygula. Nazikçe. Klemp. Tümör interventriküler septuma bağlıydı. Düzeltmek için doku kullanacak mısınız? Birileri ev ödevine iyi çalışmış. 4-0 Prolen lütfen. Teşekkürler. Haldun Bey. Hala kopuksa düğmenizi dikebilirim. Hani sağlıklı düğmelere bakmıyordun? Şimdi niye dikeceksin? Çünkü şu anda dikecek başka bir şeyim yok. Sağ ol. Ama ben hallettim, gerek kalmadı. Peki siz bilirsiniz. Koskoca cerrahım ben. Düğmemi de dikebilirim. Rahmi açmak için hazırız. Bistüri. Bekleyin. Bekleyin Jülide Hanım. Bebek kıpırdıyor. Gerçekten kıpırdıyor. Onu tutamıyorum. Hasan, onu tutman gerekiyor. İnsiyona başlıyorum. Deniyorum. Olmuyor. Hadi Hasan. Anestezi yüze yerleşiyor. Tutmak zorundasın. Onu strese sokuyorsun. Bebeğin kıpırdamasını durdurmak zorundasın. Yapamıyorum işte. Olmuyor. Kıpırdıyor. Hasan. Konuş onunla. Arslan Bey.
Konuş onunla. Bebekle konuş. Onu sakinleştir. Arslan Bey. Ne söyleyeyim? Ne anlatayım Aslan Bey? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ne anlatayım ki? Ameliyattan bahsetsem olur mu? Bir varmış, bir yokmuş. Kocaman bir ormanın uzak bir köşesinde küçük bir kız yaşarmış. Bu kızın ellerinde sihirli bir güç varmış. Hangi çiçeği elleriyle dokunsa o çiçeğin boyu gökyüzüne kadar uzuyormuş. İşte bu yüzden ona ormanda elleri sihirli peri diyorlarmış. İşe yarıyor. Bu peri sihirli olduğu kadar biraz da sinirliymiş. Bistüri. Düğme yerinde durmayacak. Çok gevşek dikiyorsunuz. Işığımı kapatıyorsun. Dikiş attığınızı düşün. Düğmemi nasıl dikeceğimi bilirim. Ben cerrahım. Doğru. Sen bunu benim için dik, ben de Mert'i buradan postalayayım. Gerçekten mi? Hayır. Yine de düğmenizi dikeceğim. Ela ile ne oluyor? Epeydir sizi yan yana göremiyorum. Ela'nın annesiyle birlikteyken yaptığınız tek bir hatadan söz etmiştiniz. Her şeyi bitiren tek bir hata. O hatayı ben de yaptım. Ha, aferin. Ela ile ayrılmıştık ve sarhoştum. Ama bunun için neredeyse ipe çekileceğim. Burada hazır ipe çekilmiş biri var. Benim yaptıklarımın tersini yaparsan belki kendini affettirebilirsin. Ne yapmıştınız? Hatamı kabullenmiştim. Sen sakın bunu yapma. İnkar et ve Ela'nın seni bırakmasına izin verme. Bu tavsiyeyi vermekte biraz geç kaldınız. Ben her şeye geç kaldım. Baksana, beni hala seven karımı bile geri kazanamadım. Hayatımda ilk kez kendi düğmemi kendim dikiyorum. Buna ne diyorsun? Düğmenizi siz değil, ben dikiyorum. Söylüyorum sadece. Bravo Zeynep. Gerçekten hazırdın. Evet. Ben her zaman hazırımdır. Bunu sensiz yapamazdım. Teşekkürler. Suat Bey, biraz yalnız görüşebilir miyiz? Hı hı. Ben onlardan biri olduğunuzu düşünmemiştim. Benden veya yeteneklerimden şüphe duyan doktorlardan olduğunuzu. Fikret, ben onlardan değilim. İsmim tahtadan silinmiş. Sizden başkası silmiş olamaz. Fikret. Yalnızca sebebini bilmek istiyorum. Beni neden ameliyata almadığınızı bilmek istiyorum. Thank you.
Benim sana ihtiyacım yoktu Fikret. Anladım Suat Bey. İçeride çok iyi iş çıkardınız. Şaşırmış görünüyorsun. Doğrusu evet. Biraz şaşırdım. Bebeği sakinleştirmeyi başardığım ama... Yoksa masal anlatabildiğime mi? İkisine de. Belki biraz daha şaşırırsan... ...seni yemeğe yine davet etmeyi düşünebilirim. Bakın, doktorunuz çıkışınıza onay vermemiş. Benim yapabileceğim... Ne demek onay vermemiş? Elim düzeldi. Faturamı çıkarın. Çıkarmazsanız da siz bilirsiniz. Hah, bakar mısınız? Hemşire çıkamayacağımı söylüyorum. Mustafa, psikiyatri servisinden yardım alman gerekiyor. Psikiyatri servisi mi? Deli falan değilim ben. Eve gitmekten başka bir şeye ihtiyacım yok benim. Faturayı da vermiyorsanız siz bilirsiniz. Mustafa! Eve gidersen kendine yine zarar vereceksin değil mi? Planın bu değil mi? Uçuş sınavına giremeyeceksin ve hakkın yanacak. Böylece pilotluktan mecburen vazgeçmiş olacaksın. Bırakın peşimi. Gidin. Ben iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Deli falan değilim ben. Gayet iyiyim. Değilsin. Sınava girmemek için elini yakıyorsun Mustafa. Yardıma ihtiyacım var. Herkesin bazen yardıma ihtiyacı olur. Böyle zamanlarda birileri onlara göz kulak olur. İyi olduklarından emin olur. Hazır olduklarından emin olur. Benim için... Bunu yapan birileri vardı. Şu anda senin ihtiyacın olan da bu. Ben deli değilim. Biliyorum. Yine başarısız olmaktan korktum. Beni seven, bana güvenen insanları hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Biliyorum. Hadi. Hadi girelim. Ameliyat çok iyi geçti. Sağlıklı bir oğlun oldu. Ve kızın için olan sancıları da durdurduk. Mehmet gelmedi mi? Hayır Şule, üzgünüm. Mehmet burada değil. Yarım saatte bir yeni sonuçları istiyorum. Ve... Ne oldu? Bebeklerim. Onlar iyiler. Hala anestezinin etkisindesin Şule. Her şey yolunda. Mehmet gelmedi mi? Çok üzgünüm Şule. O burada değil. Bebekte sorun olursa çağır bırak. Ne oldu? Bebeklerin sağlıklı Şule. Her şey yolunda. Mehmet gelmedi mi? Buradayım. Buradayım aşkım. Mehmet. Ben... Gidip oğlumuza baktım. Oğlumuz harika. Peki... Küçük kızımız nasıl? Keşke yanından hiç ayrılmasaydım. Keşke seni o korkunç olaydan koruyabilseydim.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.